Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage markasının gaming hoparlör setini inceliyoruz. RMS175BT modeli. Rampage markasının RMS175BT model gaming hoparlör setiyle birlikteyiz. Öncelikle birkaç videoya baktığımda bu hoparlör taşınabilir değil deniyordu. Evet, bu bir bilgisayar hoparlörü ama bunu yanınızda dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Nasıl kullanacağınızı da şöyle söyleyeyim. Ben genelde pikniğe, dışarıya, herhangi bir oturma alanına gittiğimde müzik dinlemek istiyorsam bu hoparlörleri yanımda götürüyorum. Powerbank'te güç verip telefonumdan Bluetooth'la bağlanıp kullanabiliyorum. Evet, yanlış duymadınız. Bu hoparlörde Bluetooth bulunuyor. Ayrıca FM radyosu bulunuyor. Gaming hoparlör veya bilgisayar hoparlöründe hiç alışık olmadığımız bir durum. Genelde FM radyo nedir, Bluetooth nedir bunların hiçbirine denk gelmedim açıkçası. Rampage markasının bu modelinde ilk defa denk geliyorum ve sizlere bu videoyu da paylaşmak istedim. Yaklaşık ürünü 2 aydır kullanıyorum ve deneyimlerimden bahsedecek olursam tek dezavantajı benim için kablosunun bir tık kısa olması. Üründe herhangi bir gömebileceğim bir durum yok. Detaylı özelliklerinden bahsedeceğim. Film performansı, şarkı performansı hepsini de ilerleyen dakikalarda sizlere dinletmeye çalışacağım. Eğer videoyu kulaklıkla izlemiyorsanız ses performanslarını dinlerken kulaklık takmanızı öneririm. Çünkü daha net, daha kaliteli bir sesi ancak kulaklıkla alabilirsiniz. RMS175BT modeli 2 tane mini hoparlörü, 1 adet subwoofer'ı bulunuyor. Subwoofer 5 watt gücünde, 2 tane mini hoparlörler de 3 watt, 3 watt gücünde oluyor. 150 Hz ile 20 kHz aralığına kadar çıkış sağlayabiliyor. 3.5 mm'lik jack girişi ve USB girişiyle tarafımıza geliyor. Subwoofer 3 inç, 2 tane mini hoparlörler de 2 inç. Yani birisi 2 inç, birisi de 2 inç diyebilirim sizlere. Hoparlörleri çalıştırmak için USB girişinizi bilgisayara, 3.5 mm jack girişini de bilgisayara takmanız gerekiyor. Ama sadece Bluetooth'la kullanmak istediğinizde de ya bir power bank ya da bir şarj adaptörü ya da bilgisayarınıza USB girişinizi taktığınızda direkt USB'den güç alıyor. FM radyoyu kullanabiliyorsunuz veya Bluetooth'u da kullanabiliyorsunuz. Sadece kablosu birazcık kısa ve birbirine dolaşabiliyor. Ben bir tık kablolarının uzun olmasını isterdim. Bu bütün hoparlörlerde geçerli. İki tane hoparlör koyuyorsunuz. Yan tarafı açtığınızda hoparlörleri kablo kısa olduğu için çok fazla istediğiniz alanda hareket ettiremiyorsunuz. Bu da dezavantaj. Zaten şu anda kameranın arkasında muhtemelen görüyorsunuzdur. Hoparlörlerin yapısına ve tasarımına baktığımızda böyle sinirli bir surata sahip gibi gözüküyor. Rainbow aydınlatma olduğu için de ışıklandırmalarda sürekli değişkenlik gösteriyor. Subwoofer'ın üst kısmında bir adet ses açıp kapatma butonu bulunuyor ve diğer butonları da sağ alt köşede görebiliyorsunuz subwoofer'ın üzerinde. Burada FM radyoya geçiş yapabiliyorsunuz, Bluetooth'a geçiş yapabiliyorsunuz, şarkı değiştirme, şarkıyı geri alma gibi butonlar bulunuyor. Onları da subwoofer'ın üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ses performans testlerimize geçiyoruz. Bakalım bizlere ne gibi özellikler sunuyor. Kulaklık takmayı unutmayın. Ses performansına geçiyoruz. Geldik hoparlörlerin ses performans testine. Şu anda herhangi bir mikrofon takmadım ve mikrofonsuz FM radyoyu dinleteceğim sizlere. Buradan yer değiştirebiliyorsunuz. Güzel çekiyor aslında. Telif yememek için değiştiriyorum sürekli. Gayet iyi bir performans veriyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum hoparlörleri. Bu şekilde Rampage logosu altta ve kızgın bir surat, kırmızı olduğunda gerçekten kızgın bir surat ifadesi veriyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu alttaki tuşlara baktığımızda şu alt tuşlar zaten mod değiştirme tuşları. Hemen sesini açıyorum. Şu anda farklı bir modda. Bluetooth moduna geçti. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ve telefonun bağlandı. Ve bu da radyo. Müzik.
Bluetooth modunu aktif ettikten sonra bu şekilde Bluetooth'unuz da gözüküyor ve bağlan dediğinizde direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ve bağlandığına dair de bilgi verdi. Eğer kulaklıkla izliyorsanız sesini kısın. Çünkü şarkıyı başlatıyorum ve sesi yüksekte. Kameraya mikrofon takmadım ki sesi net duyabilin diye. Ses performansı bu şekildeydi. Şimdi film sahnelerindeki konuşma performansına geçiyoruz. Akşam yemeğinde bize katılsana. Çevrendekileri sevdiğimi söyleyemem. O zaman onları davet etmem. Haydi seni. Film izlerken veya müzik dinlerken ses gayet net ve temiz. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Şu arkasında bir bas bölümü bulunuyor. Buradan hava veriyor. Subwoofer olarak geçiyor. Güzel bir sese sahip diyebilirim. Gayet kaliteli yapmışlar. Tek dezavantajı keşke şu küçük hoparlörler ya 4:1 olsaydı ya da biraz daha büyük olsaydı, isterdim bunu. Ama görüntüsü, sesi gerçekten tatmin edici. Yapabileceğim bütün testleri de sizlere bu şekilde göstermek istedim. Şimdi kamera karşısına tekrardan geliyorum. Film sahnesinde bir sahne daha göstereyim sesten. Sadakat benim işimde son derece az rastlanan bir özelliktir. Ah evet. Ses performanslarımızı da dinledik. Bu videomuzda bir kutu açılımı yapmayacağım sizlere. Kutunun içerisinden 1 adet subwoofer, 2 tane hoparlör, 1 adet kullanım kitapçığı ve garanti belgesiyle tarafınıza geliyor. Bu ürünü Biotek bilgisayar üzerinden satın aldım. Aşağıya güvenle satın alabileceğiniz açıklama kısmına ürünü alabileceğiniz linki de bırakıyorum. Oradan gidip güvenle satın alabilirsiniz. Ürünü detaylı bir şekilde anlatmaya ve göstermeye çalıştım sizlere. Arkasındaki subwoofer yeri güzel bir bas veriyor. Tabii ki de yüksek performansta bir bas kalitesi ve ses kalitesi beklemeyin. Ama müzik dinlemeyi seviyorsan, film izlemeyi seviyorsan veya oyunlarda oyun seslerini hoparlörden dinlemekten zevk alıyorsan işini görebilecek bir hoparlör. Tamamen fiyat performans anlamında güzel bir hoparlör ve tasarım anlamında göze hitap ettiği için ürünü sizlere videosunu çekip paylaşmak istedim. Aslında çok öncesinde çıkan bir üründü bu. Ama ben yaklaşık 2 ay önce satın aldım. 2 aydır kullanıyorum ve kullanım deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istedim. Zaten film sahnesi ekledim, müzik sahnelerini ekledim. Hepsindeki performanslarını mikrofonun size iletebildiği kalitede iletmeye çalıştım. Açık ve net söylüyorum, bir Bluetooth özelliğinin olması, FM radyo özelliğinin olması bu ürünü segmentindeki diğer rakiplerinden her zaman üste çıkartıyor diyebilirim. Hem film izlerken güzel tatmin edici sesleri alabiliyorsunuz. Direkt böyle sinematik sesler olur ya filmlerde. Şimdi bunu tam açıklayamayacağım ama az çok film izleyen insanlar bilir. O seslerin hepsini alabiliyorsunuz. Herhangi bir yazılımı bulunmuyor. Rainbow aydınlatmalar kendi yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Bluetooth moduna zaten en alt kısımdan bastığınızda line moduna, bir daha bastığınızda Bluetooth moduna, bir daha bastığınızda ise FM moduna yani radyo moduna geçiş sağlıyor. İncelememiz bu kadardı. Açıklamaya link bırakıyorum. Ürünü satın almak istersen gidip oradan satın alabilirsin. Görüşmek üzere.